İnternete girip yetkili servis numarası arayanlara dikkat diyelim. Dolandırıcılar arama motorlarını resmen mesken tuttu. Sözde yetkili servisler hem parayı hem cihazı alıp gidiyor. İstanbul'da bir kadın da o tuzağa düştü. Bakın onu hangi numaralarla kandırdılar. Birkaç kere taktılar, çıkardılar, denediler falan. Sonuç değişmedi. Kesinlikle bir dolandırıcılık şebekesiyle karşı karşıya olduğumu fark ettim ve polis çağırdım eve. Yetkili servis tuzağına düştü. Hem cihazının kartını kaptırdı hem de parasını. Hemen kredi kartından ödemeyi aldılar. Toplam 750 TL alındı. İnci Tartan Levent'te yaşıyor. Geçen hafta bulaşık makinesi bozuldu. İnternete girdi. Arama motorunda yetkili servis olarak geçen bir firma gördü. Hemen aradı. Yetkili servis kılığında eve gelen dolandırıcılar bulaşık makinesinin anakartının yandığını ve değişmesi gerektiğini söyledi. O esnada içlerinden birisi araca indi, diğeri ise telefonla sözde merkezlerine arayarak fiyat istedi. 680 lira fiyat söylediler. Daha sonra hemen bir kutuyla geldi öteki eleman. Şansınız varmış, son bir tane kaldı ve takacağız dediler. 70 lira servis bedeli, 680 lira da dijital kartın bedeli. Toplam 750 TL alındı. 750 lirayı o anda alan yetkisiz servis dolandırıcıları bu kez de cihazı evde tamir edemeyeceklerini, onu merkeze götürmeleri gerektiğini söyledi. Hem kendi getirdikleri anakartı hem de makinenin orijinal anakartını da alıp tamir bahanesiyle çekip gitti. Sözde yetkili servis birkaç gün sonra eve yeniden gelip cihaza eski bir kart taktı. Oysa bana sattıkları kart sıfır bir karttı. Çünkü incelendiği zaman üzerinde lehim izleri ve daha önceden işlem görmüş olduğunu herkes anlayabilir. Dolandırıldığını anlayan genç kadın hemen polisi aradı. Yetkili servis kılığındaki kişilere 750 lirasını kaptıran İnci Tartan, arama motorlarına reklam verdikleri için ilk sıralarda çıkan ve bu nedenle inandırıcılıkları artan dolandırıcılara karşı herkesi uyardı. Tüketici Hakları Hakem Heyeti'ne şikayet dilekçemi ilettim ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Başka insanlar da kandırılmasın.